Selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda keşke 2017 yılında ben üniversiteye başladığımda karşıma birisi geçip bunları bana da söyleseydi dediğim bazı konulara değineceğim arkadaşlar. Üniversiteye başlayan arkadaşlarıma tavsiyeler vereceğim. Bunları kesinlikle yapmayın, bunları da kesinlikle yapın dediğim bir sürü konu başlığı var. Kocaman da notlarımı aldım. Dersime de iyi çalıştım. Hazırsanız ne yapıyoruz? Çayımızı, kahvemizi, suyumuzu, yayık ayranımızı alıyoruz ve başlıyoruz. Öncelikle bizi çok tebrik ederim. Hayatınızın yepyeni ve belki de en keyifli dönemlerinden birine adım atıyorsunuz. Umarım hepinizinki çok güzel geçer. Başarı da sizinle birlikte gelsin. Bu dileği hemen gönderiyorum böyle. Aranızdan büyük bir çoğunluk farklı şehirlerde üniversiteler kazandı ve aile özlemi çekenleriniz olabilir. Hiç çekmeyenleriniz de olabilir. Mesela ben hiç çekmemiştim. Zaten Bursa'da yaşıyordu benimkiler. İstanbul hukuku kazandığımda Fındıkzade'de bir yurtta kalıyordum. Beni yurda yerleştirmişlerdi, dönmüşlerdi. Zaten kısa bir mesafe olduğu için çok da fazla etkilenmemiştim açıkçası. Ama etkilenenleriniz olabilir arada. İsterseniz yurt anılarım, eve çıkma hikayelerim, çok fazla kavga ettiğim ve anlaşmazlık yaşadığım durumlar da oldu benim bu yurt ve öğrenci evi hayatımda. İsterseniz bunun için apayrı bir video yapabiliriz. Bugünün konusu bu olmasın. İlk maddeme başlıyorum. Hazırlandınız, okula gittiniz, derse girdiniz. Etrafınızda bir sürü sizinle yaşıt öğrenci var ama hiçbiriyle iletişim kurmadan yurda geri döndünüz. Mesela bu yapmanızı hiç tavsiye etmediğim bir şey. Mutlaka bir şekilde iletişime geçin. Çekingen olmayın. Arkadaşlarınızla böyle bir sohbet başlatın yani. Bunun için kendinizi çok zorlamanıza da gerek yok. Aa, ne kadar güzel not alıyorsun demiştim mesela bir kıza, hatırlıyorum. Adı Esra'ydı hatta. O da çok teşekkür ederim, senin adın ne falan filan. Biz konuşmuştuk. Sonra okul çıkışında yemeğe gitmiştik. O kendi arkadaşlarıyla beni tanıştırmıştı. Yeni insanlarla tanışabilmek için böyle küçük adımlar gerçekten önemli. Derste görmüşüm ama hiç konuşmamışız. Dışarıda bahçede denk gelirsek diyordum ki aa merhaba, biz aynı sınıftayız, ben Deniz. Hemen böyle tanışıyorduk. İşte okul kulüplerinden tanışıyorduk. Arkadaş edinmenin sanırım en kolay yollarından biri de okul kulüpleri. Bunları aktif bir şekilde kullanmayı unutmayın. Ben hangi kulüplere üyeydim, neler yaptım detaylıca anlatacağım zaten. Ama başta üniversite hayatınızı güzelleştirecek yegane şey sizin arkadaşlarınız ve güzel arkadaşlar. Doğru insanlar seçin lütfen hayatınızda. Sizi geliştirebilecek, daha iyiye götürebilecek insanlar. Size hiçbir şey katmayacak, hatta sizi aşağı çekecek, sadece sizden ve enerjinizden beslenecek insanları lütfen hayatınıza sokmayın. Çünkü bu 4 sene geriye döndüremeyeceğiniz hayatınızın en güzel seneleri belki de. Çekingen olma başlığı altında derslere katılımı da ekleyebiliriz. Mesela benim aklıma bir şey gelirdi, hoca sorardı işte. Borçlar hukukunda mesela karşılıklı edimler nelerdir? Cevabı biliyorum, çok basit bir cevap yani. Ama parmak kaldırmaya çok çekinirdim. Ve sonra benim aklımdan geçeni bir başkası söylerdi ve hocadan aferimi alırdı. Bunlar hocalar için gerçekten çok önemli oluyor. Derslere katılmanız, sorulan sorulara cevap vermeniz, şeyi yaşayacaksınız. Hoca bir soru soruyor ve sınıftan çıt çıkmıyor. O sınıf gerizekalılar kabilesi mi? Değil tabii ki. Birçok insan cevabı bildiği halde sırf çekindiği için, sırf sivrilmemek için ya yanlış cevap verirsem endişesiyle hiç parmak kaldırmıyor. Mutlaka atılgan olun. Yani gidip de böyle aşırı sivrilen bir tip olun demiyorum size. Ama sorunun cevabını falan biliyorsanız çekinmeyin arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Siz yaptıkça etrafınızdaki insanlar da bunu yapmaya başlayacak. Siz onları cesaretlendirmiş de olursunuz. Bir sonraki tavsiyem annemin bana çok 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 fazla söylediği bir şeydi ve ben ne yazık ki çok fazla uyamadığım için bugün bunun pişmanlığını çok yaşıyorum. Okula düzenli gitmek. Annem derdi ki hep mükemmel bir okulda okuyorsun Deniz. Ne insanlar geldi geçti, bu üniversitede eğitim aldılar. Onlarla aynı amfilerde okuyorsun. Mutlaka atmosferini solu. Git öğretmenlerinle tanış. Kütüphanesinden faydalan, kulüplerinden faydalan. Ama okula git. Şimdi birçoğunuzun devam zorunluluğunun olmadığını da varsayıyorum. Benim devam zorunluluğum yoktu. Bir noktada ben kendimi yurda hapsetmiştim. İlk sene çok fazla arkadaşım yoktu. Ve kendi başıma da açıkçası o zamanlar keyif alarak aktiviteler yapmayı, bir yere oturmayı, bir kahve içmeyi başarabilen bir insan değildim öz eleştiri yapacak olursam. Ve sürekli dizi izleyip, talk show'lar izleyip yatağımda abur cubur yiyen bir öğrenciye dönüşmüştüm. Ve yeni bir ortama geçiş, işte ailemi bırakmak, tamamen her şeyin yeni olması da sanırım bende bir depresyon başlatmıştı. Her gün gitmeseniz bile, her derse mutlaka girmeseniz bile haftada 3 kez en az okula gidin ve saatlerce okulda bulunun. Bunu yapmadığım için gerçekten çok pişmanım. Bu arada bu saçlarımın hali aman yarabbim yani.
Bu ne? Hacime bakın. Neyse devam ediyorum. Bizim fakültemiz yani hukuk bölümü İstanbul Üniversitesi'nin ana kampüsündeydi. Fatih'te çok güzel, kocaman bir kampüstü. Ben bana sağladığı bütün imkanlardan sonuna kadar yararlandım diyemiyorum ne yazık ki. Keşke annemi dinleseymişim. Sadece kendim için bir öz eleştiri değil. Biz birçok arkadaşımla İstanbul Hukuk'tan mezun olduğumuz gece baloda tanıştık. Hepimiz İstanbul Hukuk öğrencisiyiz, aynı dönem mezun oluyoruz ve birbirimizi tanımıyoruz bile. Bir başka madde, ortalamanızı yüksek tutmak. Şimdi bu gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Nedenini anlatıyorum. Ben üniversiteye başladım. Etrafımdaki insanlar, hep üst dönemlerim, bana dediler ki 50 ile geçsen yeter. İşte çok da sıkmana gerek yok. Biraz gençliğini yaşa, üniversite hayatını yaşa. İlla çok zorlama. 50 al geç yani. Ama bana kimse demedi ki senin ilk senemde yapacağın bu yanlış seçim, bu kendini sıkmayıp 1.9 ortalamaya mahkum etmen kendini ilk senemde senin ortalamanı çok etkileyecek ve sonra çok pişman olacaksın. Bana kimse bunu demedi. İleride yüksek lisans yapmak istediğinizde, Erasmus'a gitmek istediğinizde, iş görüşmelerinizde, mülakatlarınızda ortalamanız o kadar önemli ki. Ben 3 ortalamayla mezun oldum. Kötü mü? Tabii ki değil. İstanbul Hukuk'tan 3 ortalamayla mezun olmak, kime sorarsanız sorun, gerçekten güzel bir başarı. Ama çok uğraştım 2. ve 3. sınıfta o 1.9 ortalamayı 3'e çekebilmek için ve onu korumak için de çok uğraştım. O yüzden özellikle ilk senenizde lütfen güzelce ders çalışın, güzelce takip edin. En azından sınavlardan bir ay önce kapanıp sağlam bir şekilde çalışmaya başlayın. Kendi metodunuzu bulun, geliştirin bunu. Yani yazarak mı çalışıyorsunuz, dinleyerek mi, not okuyarak mı? Verimli bir şekilde çalışmayı öğrenin. Ben kütüphaneye giderdim. Telefonumu uçak moduna alırdım. O en büyük engelimiz. Hem en büyük eğlencemiz hem en büyük engelimiz. Onu uçak moduna alır ve kronometreyi başlatırdım. Her saat başı bir çıkardım, otomat kahvesi içerdim, geri dönerdim. 6 saat dolmadan eve gitmezdim. Günde 6 saat çalışarak yaklaşık 1,5 haftada ceza genel hukukundan 86 almış bir insanım arkadaşlar. Sanırım dönemimin en yüksek ikinci notu falandı. Ve yine aynı şekilde borçlar hukukundan da çok yüksek bir puan alarak kapatmıştım. Bu iki kredisi çok yüksek dersten çok iyi çalışarak yüksek notlar alınca benim ortalamam bir anda tabii 3'e fırlamıştı. O yüzden ikinci sınıf benim dönüm noktamdır. Ama en büyük pişmanlığım da birinci sınıfta ortalamamı 1.9'a düşürmemdir. Çok basit derslerden kalmıştım. Hiç efor sarf etmemiştim. Yani sınava bir hafta kalmış ben Spartaküs'e başlamıştım. Seçtiğiniz bölümden soğutana kadar kendinizi İşte parçalayın demiyorum tabii ki ama düzenli bir şekilde çalışırsanız hele de bir ay en azından ortalamalarınıza çok büyük etki edecektir. Çok fazla fast food tüketmeyin. Şimdi açıkçası şöyle bir durum var. Anne evinde sürekli ev yemekleri yiyorsunuz, salatanız, işte çorbanız önünüzde. Özellikle yurtlarda kendi yemeğinizi yapma imkanınız çok fazla olmuyor. Hele KYK yurtlarında korkunç yani. Hatta caps'leri ve dönen viral videoları var ya, böyle kalorifer peteğinin üzerine noodle yapmaya çalışıyor, mantı yapmaya çalışıyor KYK yurdunda bir kız. Sürekli dışarıdan yemeye başlıyorsunuz. Ben üniversitenin ilk senesinde 6 kilo aldım. O dönem çok da ucuzdu bu arada yemekler. 4 liraya lahmacun yiyip akşamına 20 liraya kocaman bir hamburger menüsüyle kapanışı yapıyordum. Sürekli evdeydim, sürekli abur cubur yiyordum. Çok hızlı ve çok kolay bir şekilde kilo alabilirsiniz. Sağlığınız bozulabilir. Eski fotoğraflarıma bakıyorum, korkunç bir cilde sahipmişim ya. Çünkü çok kötü besleniyordum. Lütfen buna da dikkat edin. Spora vakit ayırın. Yani bunu okulunuzun bir kulübüne atıyorum. Basket kulübüne, voleybol takımına kaydolarak da yapabilirsiniz. İlla spor salonuna para vermenize de gerek yok. Açıp evde yurtta clothing de yapabilirsiniz. Ama mutlaka hareketi hayatınıza sokun. Benim kuzenim bu konuda gerçekten harika. Hem spor salonuna gidiyor. Üniversitenin ilk senesinde yapıyor bunu Cemre. Acıbadem'de tıp okuyor şu an. O kadar fazla geziyor ki arkadaşlarıyla devamlı plan yapıyor. İstanbul'da fink atıyorlar. Yani bir gün Kadıköy'e gidiyorlar. Bir gün Maçka Parkı'na. Bir gün oraya. Bir gün buraya. Sürekli hareket halinde. Bunu da hayatınıza sokun. Bu benim de keşkelerimden biri. En büyük hatalarımızdan biri,
okullarımızın bize sağladığı imkanları bilmiyoruz çünkü araştırmıyoruz. Kendi arkadaş çevrelerimizde de bunları hiç konuşmuyoruz. Oysa o kadar önemli ki mesela çap yapabiliyor musun? Bir bölümü okurken ilgini çeken bir başka bölümü daha birlikte okuyabilirsin. Çift anadal yapabilirsin mesela. Harika bir şey. İlla böyle akademik şeyler olmasına da gerek yok. Okulların sağladığı geziler oluyor, kulüpler oluyor, burs imkanları oluyor. Okulların ana sayfalarında genelde web sitelerinde bu detaylara ulaşabilirsiniz mutlaka bakın arkadaşlar. Ve yani gidip de bir kafede bomboş sohbet ederek milletin dedikodusunu yaparak 3 saat konuşacağınıza yine buluşun. 1 saat gidin bir seminer dinleyin. Sertifikanızı alın. Kalan 2 saatte ne yapıyorsanız yine yapın. Gerçekten verimli geçirin yani vakitlerinizi. Ve geldik kulüplere. Bazı insanlar çok ön yargılı açıkçası kulüplere karşı. Herkes ortam yapmaya gidiyor. Herkes sevgili bulmaya gidiyor kulüplere gibi bir algı var. Yani açıkçası benim çok da umurumda değildi bu algı. Çünkü ben öncelikle de ilgi alanım olan bir aktivitede bulunmak, sonrasında da güzel bir arkadaş ortamı edinmek için gitmiştim. Katıldığım kulüpleri sayacağım size. Mesela İstanbul Hukuk'un müzik kulübünde ben solistim. Bir tane gitar çalan arkadaşım vardı, Arif. Arif'e buradan selamlar. Okulun kampüste bir stüdyosu vardı alt katta. Oraya gidip böyle mikrofonla işte şarkı denemeleri falan yapıyorduk. Sonra da If Performance Hall'da genelde anlaşmalıydık orayla. Çıkıp şarkılarımızı söyleyebiliyorduk. Hiç yaptım mı? Yapmadım yine çekindiğim için. Ama bu da keşkelerim arasında. Keşke kendimi zorlayıp birazdan bedeni cesaret gösterip yapsaydım. Şu an böyle anlatabileceğim harika bir anım olurdu. Başta Yelken Kulübü'ne katılmıştım. Yani hiç de ilgimi çeken bir alan değil. Ne hikmet katıldım. Kim bu aklı verdi bilmiyorum ama katıldım. Tiyatro Kulübü'ne katılmıştım ama etkinliklerine hiç gitmedim. O yüzden de yavaş yavaş oradaki aktifliğim söndü. Münazara Kulübü'ne katılmıştım. 3 sene kaldım orada. Hem münazırdım hem jüriydim. Bunun dışında da Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri kulübümüz vardı. Dispute Resolution Club. Burada tanıtım direktörüydüm. Güzel geziler yapıyorduk. Tahkim alanında ve arabuluculuk alanında çok farklı seminerlere gidip katılıyorduk. Mesela Hakan Pekcan'ın tezi birçoğunuz duymuşsunuzdur. Kendisinden tahkim hakkında böyle birebir de 15 kişilik bir grupta ders alma imkanım oldu benim bir hafta boyunca. Bu kulüp sayesinde. O yüzden size çok fazla şey katabilir. İş sizde bitiyor. Araya birkaç tane yapmamanız gereken şeyi sokacağım, tamam mı? Üniversitenin ilk gününde bir anımız var bizim. Amfilerimiz nasıl biliyor musunuz? Böyle o kadar büyük ki İstanbul Konu amfileri. Merdivenlerle çık 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 bitmiyor. En önler hep dolu oluyor. Hoca girdi, herkes sınıfta. Bir 10-15 dakika sonra hoca dersi tam anlatmaya başlamışken artık bir kız grubu İçeri girdi. Normalde geç kaldığınız zaman sessiz bir şekilde pıt 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 yürür. Bulduğunuz ilk koltuğa oturursunuz. Şu kadar topuklu ayakkabılar giymişler arkadaşlar. Tak tuk, tak tuk, tak tuk. Amfinin en üstteki koltuğuna kadar yürüdüler. Hoca ders anlatmayı şöyle bıraktı. Şöyle bir kızlara baktı. Ondan sonra öyle bir konuşma yaptı ki hoca o kızlar yerin dibine girdi. Kabahat işlediyseniz mesela geç kaldıysanız çok da dikkat çekmeyen hareketler yapın. Okulda çok yüksek topuklu ayakkabılar bence giymeyin. Ben çok saçma buluyordum yani. Bir yere gidecekseniz akşamına bir partiye katılacaksınız bir şeydir. Giyin ama ne bileyim genel üniversite kombininizin bu kadar uğraşılmış olmasına bence gerçekten gerek yok. Benim annemin hep bir lafı vardır yani kot tişört. Kimseyi yargıladığından değil sadece bana çok saçma geliyor. Bunun dışında çok fazla parfüm sıkmayın lütfen. Bazı insanlar bunun da dozunu kaçırabiliyorlar. Bizim amfiler böyle dip dibe çok sıkışıktı. Sizinkiler nasıl bilmiyorum. Yan yana oturuyoruz. Öyle bir boca etmiş ki parfümü. Sen blok ders yapıyor bir de hoca üstüne. Allah'ım yarabbim bir saat, bir buçuk saat boyunca o kızın kokusuna öyle bir maruz kalıyorsun ki beyin hücrelerin tıkanıyor. Derse hocadan sonra girmeyin. Genelde sinir oluyor hocalar. Derste sakız çiğnemeyin. Bizim Saadet hocamız vardı. Anayasa hukukunu birinci öğretimleri ondan alırdı. Sakız çiğneyen bir kızı çok fena bir şekilde azarlamıştı ve bizim amfiler yani böyle 30-40 kişilik değil, 150 kişilik, 200 kişilik derse katılımlar olduğunu düşünürseniz o kadar insanın önünde rencide edilmiş oluyorsunuz. Hiç gerek yok. Mesela bacak bacak üstüne atarak oturmamızı bile saygısızlık olarak algılardı ve buna da kızardı. Yani hocalarınızı iyi tanıyın. Böyle çok onları sinirlendirecek hareketler yapmayın ama tabii ki boşu boşuna da hakkınızı yiyorlarsa, sizi rencide ediyorlarsa hakkınızı arayın. Orası başka. Derste not alın. Bakın bu benim
yaptığım ve yapmaya başladıktan sonra çok verimimi arttıran bir şeydi. Derslerde ister istemez 50 dakika boyunca böyle durduğunuzda hocayı dinleyerek uykunuz geliyor. Yani gelmemesi mümkün değil arkadaşlar. Bu lisede de böyleydi, ilkokulda da böyleydi. Ne zaman ki gerçekten odaklanarak ben bu dersten bir şeyler öğreneceğim deyip elinize kalemi alıp defterinize notlar yazmaya başlıyorsunuz, o zaman aldığınız verim inanılmaz yükseliyor. Ben şimdi göstereceğim size birkaç örneğimi. Böyle bir defter seti satın almıştım ben. İşte her birine de farklı isimler vermiştim. Deniz ticareti hukuku, icra iflas hukuku, miras hukuku, idari yargılama, sigorta hukuku ve ceza muhakemesi. Böyle hepsi için ayrı ayrı şeyler yapmıştım. Ve bakın derslerde bunlara notlar alıyordum. Bu özellikle şu açıdan çok önemli oluyor. Kitapta yazan şeyi cümlesi cümlesine yazmıyorum tabii ki ben bu deftere. Mesela kitapta asla bulamayacağım ama hocamın atıf yaptığı bir makaleyi not almış olabilirim. Dersi iyi dinleyenler ve verilen ödevleri yapanlar, adı geçen makaleleri okuyanlar, Yargıtay kararlarını okuyanlar muhtemelen çok benzer sorular çıktığı için sınavlardan çok güzel puanlar alabiliyorlardı. Ama derslere hiç katılmayan, sadece kitap okuyarak, ders notu okuyarak o dersi geçmeye çalışanlar bir o kadar bocalıyorlardı. Bu yüzden derslerde böyle özellikle hocaların subjektif söylemlerine dikkat edin ve bunları not alın. Elinizden geldiği kadar. Tabii ki çok zor oluyor yani. Hele de blok ders yaptıklarında bizim çok uygunuz gelirdi. Kendimizi ders bitse de dışarı çıksak, bir havuzda dolaşsak diye dua ederdik. Çok önemli bir başka tavsiyem size, seçmeli dersler. Herkes ortalamanı en kolay yükseltebileceğin en kolay seçmeli dersi al der. Bunu ben ilk 2 sene yaptım ne yazık ki. Keşke yani akıl aldığım insanlar çok daha mantıklı konuşuyor olsalarmış. Neden orada olduğunuzu unutmayın lütfen. İlgi alanınıza yönelik kaliteli bir eğitim almak istiyorsunuz. Kendinizi donatmak için oradasınız. Kolaya kaçıp bir şeyler sizi zorlamasın, hızlı hızlı geçeyim diye değilsiniz orada. O yüzden kaçmak yerine üzerine gidin, ne kadar zor olursa olsun. Benim ilgimi çeken çok güzel seçmeli dersler almıştım son senelerimde. 3. ve 4. senede ve bunlar benim hayatıma o kadar güzel katkıda bulundular ki. Fikri mülkiyet hukuku, sınai mülkiyet hukuku ve rekabet hukuku. Kadın haklarını çok severek almıştım. Ve Türk hukuk reformu dersini almıştım seçmeli olarak. İlgi alanlarıma yönelik çok farklı bilgiler edinmiştim ve demiştim ben ileride bu alanlarda ilerlemeyi çok isterim. Kolay diye seçtiğim birçok seçmeli derse bana hiçbir şey katmadı yani. Ha şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Zaten ilgi alanınızsa ve dersi güzel düzenli takip ediyorsanız o dersten iyi bir ortalama yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben fikri mülkiyet hukukundan da rekabet hukukundan da AA ile geçmiştim. Ki benim üst dönemlerim bu derslere sakın alma, ortalamanı yüksek tutmak istiyorsan düşürür ortalamanı. Zordur bunlardan AA almak demişlerdi. Ona rağmen o kadar severek çalıştım ki AA aldım. Yani yapılamayacak bir şey değil. Lütfen size bir şey katabilecek olanın üzerine gidin. Üst sınıflarınızla da konuşmayı unutmayın. Çünkü onlar sizi en iyi anlayacak insanlar. Ama hangi üst sınıfa da tabii sorduğunuz çok önemli. Şimdi çok fazla kişiden akıl alın. En aklı başında bulduklarınızın tavsiyesine kulak verin. Bulunduğunuz şehri gezmeyi unutmayın. O şehri bitirin arkadaşlar. Yani boş geçen bir gününüz bile olmasın. Her güne bir plan. Kültür, sanat ve spordan lütfen uzak kalmayın. Tekrar söylüyorum bunu. Öğrenci olmanızın pek çok büyük artısı var. Bulunduğunuz şehrin belediyesinin sağladığı avantajlara da bakın. Mesela sinemalarda, konserlerde, devlet tiyatrolarında öğrencilere indirim vardır. Müze girişlerinde, sergi girişlerinde hep çok daha uygun fiyatlıdır bu öğrenci biletleri. Bunları değerlendirin. Arkadaş gruplarınızla her hafta bir etkinlik yapın. Biz bunu şu an yapıyoruz. Bir arkadaş grubumuz var. Adı da Bol Etkinlik. Herkes gördüğü bir etkinliği oraya atıyor. İşte Biletix'te bu hafta şunun konseri varmış, gidelim mi? Kim benimle gelir? İşte şunun stand-up'ı varmış, gidelim. Ben baleye gitmek istiyorum. Bulursanız haber verin. Tamam. Hadi Luna Park'a gidiyoruz şu tarihte. Herkes okey mi? Herkes biletini alıyor falan. Çok fazla şey katar size. İlla çok paralar harcamanıza yine gerek yok. Bir gün Caddebostan'a gidip şöyle bir çekirdek kola yapabilirsiniz arkadaşlarınızla. Maksat gün batımını izlemek, sohbet, muhabbet etmek. Yanınıza bir tane top alırsınız, bir voleybol oynarsınız, maç döndürürsünüz orada. Ücretsiz olan girişi o kadar fazla müze ve kültür sanat etkinliği var ki. Uyku düzeni bir başka önemli konu. Çok uyumayın. Çok geç saatlerde yatmanıza gerçekten gerek yok. Günü kaçırmayın. Çok böyle yaşlı sözü gibi oluyor bu. Deniz çarşaf gibiydi, saat 8'de girdik, keşke gelseydin. Ha, bunun gibi oluyor söyleyince de. Ama gerçekten günü kaçırmayın. Kendinize dil katın arkadaşlar. Ben 2. ve 3. sınıfta 2 seneliğine bir dil kursuna kaydolmuştum. Wall Street English ama tamamen reklam değil.
tamamen konuşma, speaking üzerine halletmeye yönelik bir kurstu. Aşırı derecede memnun kalmamıştım. Ama beni tabii ki bir noktadan bir noktaya getirdi konuşma açısından. Ama gramer anlamında kendime çok fazla bir şey katamamıştım. İş hayatınızda ben İngilizce biliyorum ya da ikinci bir dilim var demek o kadar büyük bir basamak atlatıyor ki size. Ne işim olacak benim İngilizceyle de demeyin. Tekrar söylüyorum, uluslararası ilişkileri olan bürolarda çalışacaksanız, ticaret hukuku, şirketler hukuku, danışmanlıklar, corporate alanına yönelecekseniz özellikle inanılmaz önemli. Herkes en azından Türkçeden İngilizceye, İngilizceden de Türkçeye çeviri yapabilecek kadar iyi İngilizceye sahip insanları işe alıyor. İyi bürolar, iyi maaş veren yerler gerçekten çok önemsiyor İngilizceyi. Kendinize katın. Hayır demeyi öğrenin. Verebileceğim bir başka güzel tüyo. İnsanlarla kötü olmamak için, uyumsuz gözükmemek için her şeyi kabul etmeyin. Hayır diyebilin, sınırlarınız olsun. Kendinizi açıkça ifade etmeyi ne kadar erken öğrenirseniz o kadar iyi. Böylece kimse size istemediğiniz bir şeyi yaptıramaz. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız o gün o etkinliğe katılmak zorunda değilsiniz. O size iyi gelmiyorsa o kişiyle vakit geçirmek zorunda değilsiniz. Çok basit bir şeymiş, çocuklara verilen bir tavsiyeymiş gibi duruyor ama o kadar önemli ki ben bile hala bu yaşımda zaman zaman zorlanıyorum hayır demekte. Hala kat etmem gereken çok yol var. Doğru arkadaş seçimine tekrar dikkat çekiyorum. Ne demişler? Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim ya da hayatınızdaki 5 insanın ortalamasısınız. O kadar doğru ki ben bunu bu yaşımda anlıyorum. Aptal insanları hayatımda tutacağım diye kendinizi yormayın. Gerçekten size bir şeyler katıyor olsunlar, size iyi geliyor olsunlar. İyi gözlem yapın arkadaşlar, çok saf olmayın. Üniversitenin özellikle ilk 2,5 senesinde ben gerçekten çok iyi niyetli ve gereksiz derecede saf bir insandım. Hayır onun niyeti bu değildir, hayır ne alakası var diyerek içten içe sessem bile hiç kondurmazdım insanlara toz ve benim başıma patladı bu yüzden de kabak. Güvendiğiniz insanların yorumlarına mutlaka kulak verin. Böylece yara almanın önüne geçebilirsiniz. En önemli şeylerden biri ajanda tutun. Bakın ajandam benim böyle kocaman kafam kadar bir ajandam var. Haftalık ajanda tavsiye ediyorum size. Yani muhtemelen aşırı fazla göreviniz olmayacak. İş hayatında günlük ajanda daha okey. Çünkü ya böyle her bir gün için bir sayfa ayrılıyor bu ajandalarda. Haftalık alırsanız daha kolay ve daha hafif. Gününüzü planlayın. En kötü ne oluyor biliyor musunuz? Hiç plan yapamamışsınız o güne. Bunu fark ediyorsunuz, diyorsunuz ki ay bugün yapacak hiçbir şeyim yok ya. Ne yapabilirim bugün diye düşünmeye başlıyorsunuz. Yani size hayattan verim almayı öğreten bir uygulama ajanda tutmak. Daha detaylı bilgi istiyorsanız sen üniversitede sınav döneminde falan nasıl ajanda tutuyordun, şimdi nasıl tutuyorsun? Şuradaki karttan videoya ulaşabilirsiniz. Bu videodan sonra izleyin onu. Bir de hocalarınızla tanışın, konuşun. Genelde hepsi çok ponçik, çok tatlı insanlar oluyorlar. Hele de severlerse ve sizi tanırlarsa sonrasında çok böyle korumacı bir şekilde yaklaşıp siz mezun olduktan sonra referans olabiliyorlar, yardımcı olabiliyorlar. Görüşleriyle, motive edişleriyle hayatınızda kalmaları bence çok özel. Bunu bana yapan birkaç tane hocam var ve böyle bunu görünce diyorum ki keşke çok daha fazla hocamla tanışsaydım. Yani hiç konuşmadığım hocalarım bile var. Bugün çok üzülüyorum bu duruma. Sanırım söyleyeceklerim bu kadardı. Aklıma gelen her şeyi söyledim. En azından not aldıklarımı. Size bu ajandamı, kullandığım stickerları ve üniversitede beni aşırı derecede motive eden birçok kırtasiye ürünü de aşağıya linkliyorum. Açıklama kutusundan yine ona da ulaşabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi unutmayın ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bana bir yorum bırakmayı, fikirlerinizden bahsetmeyi, varsa sizin tavsiyeleriniz mutlaka değinmeyi de unutmayın diyorum. Ek olarak beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum. Mutlu bir üniversite hayatınız olsun. Başarılar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.